Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma arinal hakka hakkahu ve rizukna ittiba'ahu. Allahumma arinal batila batila ve rizukna ictinabahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dostlar. Biz Alişir Navai rahmetullahi aleyhinin lisan-ı tayyib dastanlarını okuşa devam edemiz. Ve sohbetimiz devamında Lisan Tayr Dastanı'ndaki en meşhur en bahslerge sebep bölgen meşhur bir hikayet yani Şeyh Sanan hikayet hakkında gepleşiyatmış. Evvelki sohbetlerimizde Şeyh Sanan'ın Nasrani kızge aşık bulup kalgeni hakkındaki vakiye beyanı bilen tanıştık. Yadınızda bulsa, Şeyh Sanan Mekke'ni mekan tutken adamıdır. Bir şahidi. Cüda mükemmel ilim egesi. Tarikat ilmini sahibi. Sahib kemal bir insanıdır. 400 şagirdi vardır. 400 nefer şagird. 400 nefer şagirdini her biri Alişir Navoiy yazadı ki Şibli kabi edi deydi. Şibli, yani Şibli degen meşhur bir vali zot o'tganlar. Cüneyt kabi edi deydi. Yani Cüneyt Bağdadiy degen katta al-vali zot o'tgan. Şu derecede şagirdleri yüksek makamga erişgan edi. Ve Allah Taala karametler bergandi bu adamga. Ko'rgan tushlari o'ngidan kelardi. Karametleri juda oddiy edi bu adam için. Karametlarga e'tibor ham bermas edi. İşi ilmu zikir sohbet, marifet, İslam'ın insanları yetkazışta ibaret edi. Şu adam tüşkürdü. Tüşüde özünü Rum diyarıda gördü. O yerde bir Nasrani kızını görüp aşık ve kogenini gördü tüşüde. Şu tüş kayta kayta körüle vergenden ki bir hikmet olsa gerek. Allah'ın bir hikmeti var şekilli bunu deyip Rum diyarıya yol getirdi, atlandı. Ve Konstantiniye degen şehir getirip vardı. Şu şehirde kirdi. Yanında 400'de murudu var. Aylanıp yürüşerken cüde bir bahaybet, muhteşem bir buthananın karşısından çıktılar. Şu buthanada bir Nasrani kızı ibadet kılıyorken idi. Unga ko'zi tushgan onda yoq Shayx Sanan esini yo'qotdi. Qizga telbalarcha oshiq bo'ldi. Soch soqoli oppoq. Yoshi bir joyga borgan bir zot. Olimlik va oriflik maqomini kasb etgan bir zot. 18 yasharlik bir Nasroniy qiziga aklını yo'qotib telbalarcha oshiq bo'ldi. Muridlar yig'ilib kelishdi. Ustoz, bu ishni qo'ying deydi. G'usl qiling, zikr qiling, Ka'baga qayting dedi, lekin biror bir nasihat Shayx Sanonga kor qilmadi. Nasroniy bolalari yig'ilib kelib Shayxni toshbo'ron qilishdi. Çünkü o tarsa kızıya şu kadar meftun buldu ki akıl hoşunu yokatıp buthananın aslından gitmesidir. Hiç kimin yapı kulağa gekirmesidir. Telbelerce aşık buldu o. Gayri dinler Müslümanlarının üstünden küle başladı.
Haridinler özlerini ahli İslam'dan üstün köle başladılar. Mana şu halatın Alişir Navoiy ahli din birle temasxurlar kılıp öz tariqiga tafahurlar kılıp deb yazgan. Yani Nasraniler ahli din yani İslam ahlini üstüden masxaralar kıldı, temasxurlar kıldı. Öz tariqiga tafahurlar kılıp. Özlerini halatlarına, yollarına fakir ko'rsatishdi. Faxrlanishlarini namoyon qilishdi. Tafaxur qilishdi. Teng tutib andeshayi gumroh ila o'zlarini gumrohlarcha andeshalarini niyatlari bilan la tilosin la ilaha illalloh ila o'zlarini butlarini la ilaha illalloh kalimasiga teng ko'rishdi ya'ni. Shu darajada mana İslam'ın ahvali, mana Müslümanların ahvali. Sizler özünüzü peşva edip yürüyen Şeyh Sanan'ın halatını görün. Dip ağzıya kirliyen yapını yapırıştı. Bu hal, cüda garip bir hal idi. Şu yerde bir itibar beradigan joyimiz var, Navoiy. Nasraniler özlerini Müslümanlarga teng ko'rishdi. O'zlarini dinlarga faxr etishdi degan jumlalarni ishlatyapti. Demak, shunday bir davr ediki, u paytda nasroniylar o'zlarini zinhor musulmonlarga teng ko'ra olmasdilar. Mana shunday holida. Islom shu qadar qudratda bo'lgan bir davr edi. Va Shayx Sanonning bu holati ularga o'zlaridan faxr qilish imkonini berdi. Muridlari yani shayxning shogirdlari nasroniylar bilan tortishdilar. Nima qilyapsizlar sizlar? Deb janjal bo'ldi. Lekin o'zlarining ustozlari, yo'lboshchilari men kerak bo'lsa nasroniy bo'lishga tayyorman deb turgandan keyin ularni qo'lidan hech bir ish kelmadi. Navoiy shunday yozadi. Ul ulusg'a bu shaqovat bir sari, dayrahlidan shamotat bir sari. Shaqovat nima degani? Şakavat yamanlik de yani. Pastkeşlik de yani. Tübenlik de yani. Ul ulusqa yani nasraniler ahlığı yani Navoiy adatta ge ya ki ge koşumçasını da degen kiliş koşumçası oranına kollaydı. Yani nasranilerde şakavat kurundu. Demek şakavat sözünün manası ne mi? Şakavat sözünün manası baxtsizlik de yani. Bedbaxtlik de yani. Navoiy aytibdi ki ul ulusga bu shaqovat bir sari. Shayx Sanonning shogirdlarida juda katta baxtsizlik sodir ko'rindi. Ular qayg'uga tushib qolishdi. Dayrahlidan shamotat bir sari. Shamotat bu birovning qayg'usidan xursand bo'lish demakdir. Musulmonlarning shaqovatidan, baxtsizligidan dayr ahli shamotat ko'rsatdilar. Ya'ni nasroniylar xursand bo'lishdi, shodlanishdi. Shayx ashobi bila ashobi dair xoh sharda nuqta aytib xoh xayr shayx dair ashobiga imdod etib garchi din ahliga xijlatlar yetdi. Shayx ashobi, shayxning suhbatdoshlari va ashobi dair butxonani ibodatgo'ylari, obidlari ikki tarafga bo'linib olishdi. Bizning islomimiz go'zal shariat haqdir deb boshlashdi. Lekin butparastlar ham o'zlarini gapini qo'yishmadi. Ularning og'zidan goh shar, ya'ni goh yomon gaplar chiqdi, goh xayr, goh yaxshi gaplar chiqdi. Lekin shayx o'z shogirdlariga emas, butxona ahliga imdod qila boshladi. Ularni qo'llay boshladi. Garchi din ahliga hijratlar yetib din ahli hijolatda qoldi. Tong yorug' bo'lguncha mundoq tirahol ul musulmonlarga yetkurdi malol. Kechasi bilan shu hol, tunni bilan shu hol sodir bo'ldi va bu holatdan musulmonlarga malollik yetdi. Chun yorug'lik tiraligini qildi past, choldilar noqus xayli butparast. Va ertalab tong otdi, yorug'lik qorong'ulikni past qildi va butparastlar o'zlarini nimasini chaladi tongda? Qo'ng'iroqlarini chalishdi.
naqus qo'ng'iroqlarni chalishdi tong otdi ya'ni. Charx ko'rguzdi quyosh anvorini, o'yla kim tarsa qizi ruxsorini. Osmon quyoshning nurlarini ko'rsatdi. Go'yoki nasroniy qiz o'zini yuzini ko'rsatganidek. Kufraro tushdi ajab jamiyati dayri ahli millatiga quvvati. Kofirlar orasida ajib bir jamiyat paydo bo'ldi. Ajib bir jamlanish paydo bo'ldi. Dayri ahli millatiga quvvati. Nasroniylarning millatiga bir ajoyib quvvat paydo bo'ldi. Makkadan Shayx Sanondek bir odam kelib, nasroniy qizga oshiq bo'lib, nasroniylar tarafga o'tib, o'z dindoshlariga qarshi bo'lishdan ko'ra katta quvonch bormi bular uchun? Din ilining hijrati haddan oshib, shayxni tashlab uyotdan tarqashib. Din ili, ya'ni musulmonlar hijolati, uyalishi haddan oshib ketdi. Yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadilar. Shayxni tashlab uyatdan tarqashib. Shayxni tashlab ketishdi. Uyalganlaridan tarqab ketdilar. Shayx mahzal bo'ldi dair atfoliga kim kularlar erdi oning holiga. Mahzal hazil, hazil degan so'zdan olingan. Hazilning hazil qilinuvchisi, ya'ni masxara, masxara qilingan odamga aylandi. Dair atfoliga, dairdagi bolalarga. Kim kularlar erdi oning holiga. Bolalar kulishardi. Bolalarni bilasiz-ku. Kim yig'lab kulib deb masxara qilishardi. Ul g'aribu oshiqu zoru qari yo'l uza yotib ko'zi manzar sari. U bechora chol qari oshiq zor yo'lda yotib olgan. Qayoqqa qarab yotibdi? Nasroniy qiz keladigan tarafga qarab yotibdi. Bosib o'tgan el qilib izo anga yo'q vali yuz onchadan parvo anga. Odamlar uni tepib o'tyapti. Turtib o'tyapti. Masxara qilib o'tyapti. Lekin ularni yuzlab bunday istirob ko'rsatishlariga yoki masxara qilishlariga shayx parvo qilmadi. Yuztasi kelib tepmaydimi? Turtmaydimi? Shayxga farqi yo'q. Mehnatidan g'oyib u hozirga rahim, shiddatidan mo'min u kofirga rahim. Leki tarsa zodayi afoq so'z shayxni ulna qilgan tira tira ro'z. Ya'ni mehnatidan g'oyib u hozirga rahim. Mehnat degani bu bizni nazarimizda qo'llik ketmonni olib yerga chopish tushuniladi. Asli mehnat mana boshqa ma'nosi bor. Bu azob va istirob degan ma'nosi bor. Shayx shunday azob va istirob ko'rsatardiki, hozir u g'oyibga, g'oyib u hozir. Buni shunaqa bitta chol Makkali shayx kelib shu yerda shunday bo'libdi ekan deb eshitganlar ham, uni ko'rganlar ham unga rahm qila boshladi oxirbatda. Rahm kela boshladi, achina boshladi. Shiddatidan mo'min va kofirga rahm. Uni shiddatidan, oq faryodini shiddatidan kofir bilan mo'minlar ham hatto unga rahm qilib achina boshlashdi. Shunday holga tushdi. Leki tarso zodayi afoqsiz, shayxni ulna qilgan tira ro'z. Din tariqin mubarro, din tariqidan mubarro aylagan, kufr dayri ichra rasvo aylagan, pardadan aylab nazar sori, nazar zori sari, yoshurun boqib giriftori sari, g'aflat aylab chun ko'rib pomolini, o'ziga keltirmay oning holini. Lekin tarsozoda, tarsoni qizi bo'lgan bu qiz, nasroniy qizi. Shayxni shu ahvolga solgan bu yuzi qora, ya'ni shunday bir ish qilgan bu chiroyli qiz aslida. Lekin bu shayxni bu ahvolga solgan uchun tiraroz, ya'ni yuzi qora. Din tariqidan mubarro aylagan. Shayxni dindan mubarro qildi. Xolis xolos qilib qo'ydi. Endi besh vaqt namoz o'qish haqida o'ylamayapti u. Hajga borish haqida, Ramazon ro'zasi haqida o'ylamayapti u. Dinni barcha hukmlardan u mubarro bo'lib qoldi. Shu ahvolga kim soldi uni, deyapti Navoiy. Ana badbaxt soldi. Tiraroz soldi. Tarsozoda soldi. Kufr dayri ichra rasvo aylagan. Kufrni dayrida, ya'ni kufr butxonasida uni rasvo qildi. Parda ortidan, ya'ni balki u bir mahofada kelgan bo'lsa kerak. Mahofa bu bilasiz, o'sha davrda qizlar, ayollar
salıp yürülediğin taht ravanı mahafa deydi. O şeyden perde ortadan karar, yaşırınca karar. Özüye griftar bulgen bu beçara çalgen, ne nezer salıp. Şunaki yerde payimal bulup, yani ayak astı bulup yotken bu adamge, umumen rahim kılmadı, umumen açılmadı, hali neme demedi. Bütün alem şeyh açını yaptı, bütün alem rahim kılı yaptı, lakin umumen itibar vermedi. İltifat korsatmadı. Kastı dinu gareti can eylegen. Liki özünü gülü nadan eylegen. Uzu bunun maksadı dinli ve canlı kast kılgen bu kız. Uzunu kurbanlarını ağır akvalge düşkenini kurup uzunu gülü nadan korsat yaptı. Bu da hiç nereden bir haber yok deyip, habersiz de haber yok deyip böyle uzun tutuyordu. Furkat edin şeyh canı ortanıp, belki peydavun hanı ortanıp. Şeyh onu şu kadar sağını yaptı ki, furkat degeni ayrılık degeni. Canı küyü yaptı onu. Peydavun hanı, taşkı vücududan onu, yüzüden, şeyhini cisminden onu sağını yaptıken kuru yapsız. Yüzleri, bütün tanesi şu kızga bo'lgan muhabbatni ko'rsatyapti. Butun ichi kuyyapti uni. Kunduz oqshomgacha bag'ri chok-chok, kecha tong otquncha Furqatdin halok. Tongdan ya'ni kunduzdan oqshomgacha bag'ri chok. Yoqalarini yirtib yig'layapti. Ko'ksiga mushlab yig'layapti. Va tundan yana tong otquncha ham xuddi halok bo'ladigan odamdek ingrab chiqyapti. Har nafas bir oydan ortib mehnati bu edi bir oyga tegru holati chunki haddin o'ttiranju dardaya tufroq oldi jismi g'am parvardaga kofiru zolim sirishdi ishvagar yoni ul manzardan o'ldi jilvaklar haddan oshib ketdi azob ko'rib turibsiz oddiy bitta qizga oy deb aytyapti bir oy yuzli qizga shu darajada oshib bo'ldi oxir oqibat bu zolim ishvagar qiz oxir shayxni oldiga keldi. U yo'lda o'tib ketyapti-da. O't solib olami husni nozidan so'rdi o'z aftodasidan rozidan. O'zini husni bilan, nozi bilan butun olamga o't solib o'zi yo'lida, ya'ni o'ziga oshiq bo'lib yotgan aftoda bu shayxga shunday savol berdi. Kim ayo islom eliga rohibar? Birinchi so'z islomdan boshladi. Hey islom eliga, musulmonlarga rohibar bo'lgan zot. Rahbar, rahbara, yol başlayıcı bu gazat. Dini İslam ahlığa irşadigar. İslam diniye amel kalayatken Müslümanlarga irşad kılardın. Tor yolunu göstererdin. Çün sene Kabe tavafı irdifen. Kabe'nin tavaf kılış adat kıyandın ki. Kabe'de Mekke'de yaşardın ki. Kabe'nin tavaf kılardın. Dairi işginde neden tuttun vatan? Demek ki bu tıkanan tekinini vatan tutturursan. Seni derler din iliğe dastigir, küfrü dairiğe neden buldun esir? Sen aytishadi ku, din ilini dastigiri, kollab kuatlavçısı, deb aytishadi ku. Nima uchun sen butxona astanasida esir bo'lib yotibsan? Manzilida bir kecha ahli safar, tutsa taskin tonglasi aylar güzar, shayxkim bir oy sukun fan aylamış, dairi tufrog'ini maskan aylamış, küfrü dairiğe bulur aram aya, zulmat ahlidan ne erkin kamiga. Bu manzilda. Mana shu, ya'ni butxonada ahli safar, safar qilib kelganlar, boshqa joydan kelganlar aylanib o'tishar ekan, shu yerda dam olishar ekan, endi butxona bo'lgandan keyin o'sha kofir davlatlardan keyin dam olib ketishar ekan, hammasi shayxni bir ko'rishardi. Shayx oxir yig'lab-yig'lab jim o'tar ekan, hammada savol paydo bo'ldi ki, ey shayx deyapti endi. O'zingni bu qadar xorlashingdan muroding, muddaoing nima dedi. Nasroniy qiz shunday savol berdi. Shayx ko'rgach ul jahon aro jamol, istimo etgach bu ruhafzo maqol. Shayx bu jahonga aro berib turuvchi bu jamolni ko'rgandan keyin, ya'ni qizni ko'rgandan keyin, istimo eshitgandan keyin ruhafzo maqol, ruhini fayzlantiradigan bu qizni juda ham jonga aram beradigan so'zlarni eshitgandan keyin jumla a'zosiga qo'ydi zaf yuz goh egildi jismi goh bo'ldi to'g'ri butun
cümle azası zaf, zayıflik yüzlendi. Kaltırıp titrep kaldı. Gah cismi egilip, gah egilip, gah turup özünü yokatıp koydu. Hoş itip sustaydı özüdün bir haber, cismiden kalmayan hayatıdın eser. Hoş gitti. Hoş gitip kaldı, hoşdan gitti özü. Hatta trik adam gökşemeye kaldı. Şu derecede telbe bulup kaldı. Yani yekilip, maşukası hala hava sorup, sen de mege oturup sen bitti degeni uçun hala. Dayrili eylep, güman kim öldü ul. Butxonadagi butparastlar o'lib qoldi bu deb o'ylashdi. 1000 yil o'tganlar bilan teng bo'ldi ul. Ya'ni o'lib bu 1000 yil o'tganlar bilan teng bo'lib qoldi bu holat. Bir kecha kunduz o'liklardek yotib, ul sanam xoliga boshin irg'otib, xoliga hayrat qilib kuffori ham rahmet etib ul qotili xunxor ham. Bir kecha kunduz o'likka o'xshab behush yotdi. Oddigina haligi qiz unga qarab bundoq qarab nima o'zi yotibsa deb so'raganiga shu ahvolga tushib qoldi. Uni holatidan kofirlar hayratga tushdi. Va hattoki u qotili xunxor, ya'ni tarso qizi ham beixtiyor unga achinib ketdi. Keldilar boshiga ahli kufrudin o'yla komil ishg'iya deb afarin. Shunday ahvolda butxonani ko'chasida yotar ekan. Bir kecha kunduz behush yotdi, o'lib qoldi bo'lsa, tomiri urib turibdi, tirik nafas alomatlari bor, lekin behush. Oxiri hatto din ahli musulmonlar ham kofirlar ham yig'ilib ketib, subhanalloh deb yubordi musulmonlar, hatto kofirlar hayratda qoldi. Qanday ishq bo'ldi bu deyishdi. Boshini tuproqdan aylab biyik qildilar ma'lum kim ermishdirik. Keyin sekin ko'tarishsa tirikligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni tirikligi ma'lum bo'ldi. Ishqidan el ko'ngliga ta'sir olib, ul sanam holiga ham tag'yir olib. Shayx Sanonni ishqi elni ko'ngliga ta'sir qildi va ul sanamni holida ham tag'yir sodir bo'ldi, o'zgarish bo'ldi. Qo'ydi maqtuli boshi uzra ayol, xastaga maqsud isi tob g'ash dimoq, ochdi ul gulchehra ruxsoriga ko'z, ne yuzida rang, ne og'zida so'z. Muddati ul la gungul oladi. Nükte sürmekten tili bir hal edin. Kız indi keldi. Kip sekin oturdu o şeyhine başıge. Kızını atırlardan bir is, bir hid etkenden keyin şeyh bir ihtiyar gözünü açtı. Ve tepesinde turgan sevgilisini gördü. Lekin rengiden yana yüzüden renk kaçtı. Tilidan so'z qochdi. Gun soqolga va soqovga o'xshab eshitmaydigan, gapira olmaydigan odamga o'xshab termilib yana qotib qoldi. Holiga keltirdi uchun zavqi visol, kofiri zolim yana qildi savol. Lekin visol zavqi, vasil zavqi, yuzlashish, didorlashish zavqi uni o'zini xushiga qaytardi. Va o'sha paytda zolim kofir, ya'ni qiz yana savol berdi. Kim çusurduk şeyh hali suratın, anlalı dip haleti keyfiyetin. Şeyh'e karab yapar yaptı. Biz şeyh'in halatını soru gendik. Keyfiyeti, halatı kanakaygen, anlaylik de gendik. Zarq ile şeyh özünü bir hoş eyledi, nüktedin ağzını hamuş eyledi. Şeyh yalancılık kalıp özünü bir hoş kılıp korset yaptı. Öz için ben aşıkman deyip özünü beni elde yaptı dedi kız. Gapira olmayman deb og'zini yumib oldi. Endi o'z holidadir berdik javob. Ulcha biz avval anga qildik xitob. Ana endi xushiga keldi. O'ziga keldi shayx. Qani endi biz savolimizga bir javob bersinchi? Dedi.